yaşamıyorsak ağlıyorum bu akşam bu barda. Parça parça olmuş gönlüm, kırılmış bir kadeh gibi yerde. Verip yalnız sessizce bağlama dinliyorum. Susuyorduk, tele kulak verip yalnız sessizce bağlama dinliyorduk. Rast gelirsen bir gün ona getir aynı meyhaneye. Gizleneceğim bir köşede onu biraz görmek için. Ağzına sağlık abim. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun böyle alalım sizi lütfen. Fuat abi hoş geldin. Nasılsın? Süpersiniz. Evet. Ağzınıza sağlık. İyi diyelim, iyi olalım. İyi sayılırsın. İyi sayılırsın. Yani. Biz seni tabii yıllardan beri hayranlıkla izliyoruz ama son zamanlarda biraz frene basmış gibisin, öyle mi? Hafif bir inziva hali var gibi. Değil mi? Hayır değil. Ortalıkta görünmüyorum ama. Evet ortalıkta görünmüyor. Çünkü Datça'da yaşıyorum. Evet Datça'da. Hepiniz gittiniz oralara. Ya, yani şimdi bu şehir çok yorucu bir şehir haline gelmişti benim. Türkiye yorucu bir ülke abi üstünde yaşıyor. Evet abi canım yani şimdi o yüzden... Onu becerip gidebildik eşimle evet. Beraber orada. Ya şu 18 sene oldu. Sen de oradasın. Bülent Ortaçgil oralarda bir yerde orada. Evet o Bozburun'da. O Bozburun'da. Evet. Sen Datça'da. Evet evet. Herkes aşağılarda. Yani orada yaşamak güzel, hoş. Fakat bazen kopukluk oluyor tabii ilişkilerde. Telefonlaşıyorsunuz sadece. O kadar. O da pek işe yaramıyor. Sadece telefonlaşıyorsunuz. Onun dışında sıkıntılı değil tabii orada yaşam. Seviyorum da. Ben şimdi bir haftadır buradayım, eşime diyorum hadi gidelim artık. Bastırın İstanbul bana. Çünkü yapacak bir şey yok evet. Burada kalmamış. Yani sizin doğru. Programınız olmasa ben çoktan gitmiştim. Fakat orada bir gelecek pazartesi günü de bir program şey olmuş.
ayarlanmış. İyi bari. Kaldığına şimdi onu da bekleyeceğiz. Belki ben bir hafta daha buradasın. Ya bir de şimdi hava çok karanlık burada. Tabii abi sen orada var. Gökyüzü masmavi burada duruyor ya abi. Şey sıkıntılı. Bizim orada güneş açar. Bilmem ne yapar. Oh. Ne yapıyorsun orada peki bütün gün? Balığa malığa çıkıyor musun? Dolayısıyla yok. Yok balığa çıkmam. Balığa çıkmıyorum ama... Denize çıkıyor musun? Bayağı müzik yapıyorum çünkü orada benim bir stüdyom var şeyde. Evin yer altında. Biz underground bir çocuklar. Çocuklarız bu arada. Çocuklarız tabii. Orada çalışıyorum. Üretiyorum tabii. Ve onu da yayınlıyorum zaman zaman. Geçen işte orada bir senfoni yazdık. Gürt senfonisi. Son o zaten değil mi? Son Gürt senfonisi yazdık. Son olarak o... O bir yayınlandı işte bu şeyde açık havada. Ondan sonra biraz yoruldum. Şey ara bir verdim. Dedim bir şey yapayım dedim. Tatil yapalım. Şimdi bizim oranın en güzel tarafı deniziydi. Denize şimdi girmekte zorluk çekiyoruz. Niye? Çünkü o kadar çok medyatik hale geldi ki o Palamut Bükü burası. Palamut Bükü. İnanılmaz kalabalıklaştı ve denize girecek yer bulamıyorsunuz şey kendinize. Böyle sıkıntılı bir hale geldi orası maalesef. Eskiden oranın yaşayanları köylüler turizm olsa da işte para kazansak diye bakarlar. Para kazansak ama şimdi onlar bile... Onlar bir şikayetçi. Onlar bir şikayetçi. Evet. Abi senin hayat hikayen çok enteresan değil mi? Bilmem. Sen bir Laz'sın. Laz değilim ama Trabzonluyum. Trabzonlusun. Yani, evet. Laz değil misin? Ben bence hep Laz biliyorum. Yok 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 Laz değilim. Laz'a söyledim. Laz'a söylüyorsun Laz'a çünkü. Laz'a söyledim. Ama Laz'a senin ana dilin değil. Değil değil. Ha, bak değil, ben hep ana dilini zannediyorum. Yok şimdi Trabzon'da tabii ki şey karışık bir kültür orası. Yani kim nereye nasıl karışmış belli değil. Ama ben İstanbul'da doğdum Kasımpaşa'da. Ama şeyde orada büyüdüm. Yani İstanbul'da Kasımpaşa doğan Laz sayısı Trabzon'da doğandan daha fazla büyük ihtimalle. Aynen aynen. Yani... Ya da Karadeniz'in sayısı diyelim. Laz evet Karadeniz. Laz olmak ya da olmamak bunun çok şeyi yoktu önemi benim için. Milliyetin bir önemi yok benim için. Gerçek biz dünya vatandaşıyız. Evet. Öyle müzik yapıyorsanız müziğin tek bir lisanı var. O da notalar, müzikler. Ben neler. Peki yani abi sen 1980... döneminde yani darbe döneminde Türkiye'yi terk etti. Niye gittin? Niye gitmek zorunda kaldın? Belli nedenlerden. Yani ya anlatabilirim. Politik ortamlar tabii. Yani ben öğretmendim. Resim öğretmeniydim. Ama 3 sene yani yapabildim. Teknik okul resim bölümü mezunusun zaten bildiğim kadarıyla. Eğitim Enstitüsü. Eğitim Enstitüsü İstanbul'da. Okulumuz güzel bir okuldu. Orası neredeyse bir eski şeyler gibi... Köyün üstüleri gibiydi. Her türlü dersi gösterdiler. Evet. Öğretmenlik yapacağız. Neyse öyle gittik tabii. Orada başladık şeye göreve. Fakat işler karıştı tabii. Töbder vardı o tabii zaman. Yani Töbder. Solcu öğretmenliğinin örgütüydü Töbder. Evet. Aynen öyle. Orada tabii görev aldık. Ama bir yandan müzikle uğraşıyordun. Efendim? Bir yandan müzikle de uğraşıyordun. Tabii. Saz çalıyordum. Tabii. Beste yapmıştım o zaman ama besteler çok daha eskiydi. 71'de. Selda Bağcan falan söylüyorsun beste o zaman değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Yok. Bilmiyorum. Yani benim besteleri söyleyenler var ama pek tamamen insanlar değiller. Dostlarımız, arkadaşlar. Yani ben kendim söylüyorum. Kendi söylemiyorum. Bunun dışında... Kaçta gittin sen de? O dönem Zülfü Livaneli, sen, Cem Karaca... Tabii orada tutuklamalar oldu politik görüşlerimizden dolayı. Komünist. Vesaire falan. Ondan sonra... Devrimciyim ben. Evet, devrimciyim. Şimdi o nedenle çıkmak zorunda kaldık. Ortalık karma karşı. Ama herkes gelirken sen, sonra bir af çıktı yıllar sonra. Tabii. Herkes gelsin dendi. Cem Karaca falan filan geldi. Hatta Cem Karaca geldi. Devrimcilikten birdenbire antidevrimciliğe geçti o. Evet. Ama sen gelmedin. Niye gelmedin sen? Küsmüş müydün? Gelmedim çünkü... Ama Cem Karaca'nın hikayesi başka. Biz onunla orada dostluk zaten. Biliyorum. Yurt dışında Özal döneminde kahveci Adnan Kahveci şeydi. Kültür Bakanı. Kültür Bakanı. Kültür Bakanı.
Onun davetiyle işte Özal'la Mazal'la konuşup bir gün diyeceğim ya ben dedik Türkiye'ye döneceğim çünkü çok özledim ben buralarda yapamam deyip gitti. Benim gitme şansım yoktu. Bir de öyle bir pazarlık yapma şeyim olamazdı zaten. Çünkü o kadar çok emek vermişiz. Solcu bir insan olarak, değerimci bir insan olarak böyle pazarlık yapıp ben gidemem. Ya onların kendi bilecekleri işler. Ben sen ne zaman geldin tam olarak? Ben işte 92'de galiba af vardı. Neredeydiniz? Yani hangi şehirdeydiniz? Almanya'da. Almanya'da. Ben Paris'te yaşadım 3,5 yıl. Sonra Hamburg'da yaşadım uzun yıllar. 15 sene. Aha. Hatta 16 sene. Neyse o dönem öyleydi. Sonra ben pasaport verdiler bize. Şeyden, sen vatandaşken çıkarılmışsın çünkü. Çıkarılmışım. Tabii. Çıkarılmışım. Tekrar beni geri aldılar. İşte o af dönemlerine rastlıyor. Geri aldılar. Bir de pasaport getirip verdiler. Özür dilediler TCA'dan. Özür dilediler. Ama konsolosları. Dolayısıyla onlar da orada görevli memurlar. Sonuçta devlet memurlar. Yani. Ya o şey küçük hikaye tabii. Ben o pasaportu hiç kullanamadım çünkü dönme şansım yoktu hala benim Türkiye'ye. Niye yoktu dönme şansın? Geri dönme şansım yoktu bir de almaya. Ben oraya yerleşmiştim ve orada işim gücüm var vesaire falan. Ben bekledim işte 98'e kadar Alman vatandaşlığı aldım orada. Onu bekledim biraz da. Pasaportu aldım ertesi ay buradaydım. Geldim trenle geldim işte. Trenle. Çok macera. Hamburg'dan ta. Çok güzel evet. Çok heyecanlı geçti tabii o yolculuk benim için. Şu şeye gelelim göçe. Göç yılı. Ne düşünüyorsun göçle ilgili? Göçle ilgili düşüncelerimiz tabii ki yani benim de düşüncelerim vardı. Fakat bunu teorik yanıyla değil, insani yanıyla ben tabii uğraşmaya çalıştım. O yazdığım senfoninin adını göç koymamın nedeni de o zaten. Şimdi göçmenlere bütün dünyada çok kötü davranılıyor. Fakat o kötü davrandıkları insanların hangi nedenlerle geldiklerini araştırmıyorlar, sormuyorlar, incelemiyorlar. Şimdi göçün bir sürü nedeni var tabii. Yani açlık, kuraklık, işte iklim savaş. Savaş. Şimdi Batı emperyalistlerine baktığımız zaman siz orada savaş çıkarıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki göçmenlere sakın buraya gelmeyin. Almayız sizi buraya. Nereye gitsin o insanlar? Bunların hepsi sivil insanlar. Orada savaşan insanlar değil. Şimdi durum böyle olunca tabii bu acı durumu sanatçı olarak benim ifade etmem gerekiyor. Aile bebek hala herkesin gözünde duruyor yani. Tabii. İşte oradan kaynaklandı olay. Dünyanın her yerinde. İnsanlar, ilk insanlar başladıktan itibaren göç var. Türkiye'de de iç göç diye bir şey var. Yani herkese gelen göç yani kavimler göçü diye bir olay var. Tabii. Şimdi bu bilinen bir şey. Oradan yola çıkarak yazdım. Bu benim sanatçı duyarlılığım olmalıydı ki öyle de yaptım. Galiba da başardım. Evet. Ses getirdiği kuşkusuz. Şimdi senin yaptığın müziğe şey diyorlar. Laz caz. Lazca bir de caz eklediyor. Laz caz. Bana kimse sormuyor seni yaptığın Nedir senin yaptığın? Laz caza katılıyor musun sen? Ya tabii ki olur canım. Her dilde yaparsınız rock müziğini. Her dilde yapmak mümkün. O sorun değil. Önemli olan felsefesini bilmek. Nedir felsefesi? Felsefesi şudur. Yani aslında rock başkaldırı müziğidir. Evet. Rock. Başladığı günden itibaren başkaldırı. İşçi sınıfı müziği. Fakat onu da tabii. Onu da yumuşattılar. İşte belli bir kesimin elinde rock bambaşka bir hale geldi tabii. Rock şeyleri var, biçimleri var fakat içerik tabii farklı. Rock 80'de de bitti aslına bakarsan. Evet zaten aşağı yukarı bitti. Şey başladı işte hip-hop. Vesaire falan. Hip-hop hala herhalde bluzun kentleri olarak başladı. Rapler, mapler işte o dönemlerde vesaire falan. Tamam olabilir tabii yani dünya değişiyor. Sen yaptığın müziğe ne ad veriyorsun? Benim yaptığım müzik aslında kendi müziğim bir. İkincisi
Tabii ki çok şeyden yararlandım. Yani. Anadolu müziğinden yararlandım, Batı müziğinden yararlandım. Onları bir şeyde tencerenin içinde pişirmeye çalıştım. Güzel bir yemek olsun diye işte. Mesele de oydu zaten. Bir isim koymadım ben ona açıkçası. Kim ne isim koyuyorlarsa onlar koysunlar. Kimler isim koyuyorlarsa onlar koysunlar. Orada bir sorun yok. Ben şunu söyleyebilirim. Yanlış isim koydunuz diyebilirim. Ama onlar öyle hissediyorlarsa öyle isim koyuyorlar işte Lazca Caz. Niye Lazca söyledik bir parça diye, iki parça diye. Orada da rock'la alakalı. Evet tabii ki var. Rock da var benim yüzümde var ama. Rock daha çok var caza göre bence. Tabii. Yani folk caz var. Bu olabilir. Yani, evet doğru. Folk caz olabilir. Söylenebilir bütün bunlara. Çünkü ben hep Batılılarla çalıştım yurt dışında 20 yıl. Onlar benden etkilendi, ben onlardan etkilendim. Dolayısıyla ortaya güzel bir şey çıktı diye düşünüyorum. Yani bir de üretmeye çalışırken, şimdi ben rock yapacağım, ben bilmem ne yapacağım diye hiç başlamadım bir şey yok. Hiç öyle kalaba sokmadım. Ne çıkarsa onu ne hangi çıkarsa biçimde... hangi biçimde sokarsa insanlar soksunlar... Önemli olan benim hoşlanmam o yaptığım tabii işten. Tabii. Önce tabii ben. Çünkü insanlara beğendireceğiz tabii bunu. Önce ben beğeniyor muyum diye tabii sorarım ve öyle de devam ettim. Hala da öyle. Bir kere Mısır'a özel bir düşkünlüğün mü var? Mısır. Mısır? Yok. Bir Mısır seni mi var senin? Ne ha o yok ya. O sözlerde geçiyor. Lazut yok ya. Mı diyor? Lazut. Lazutlar salkı mı sökecek? Lazutlar. Ya o şey aslında evet. Lazutlar Karadeniz Türkçüsü. Lazutlar salkım, saçak, alçak boylusun, alçak diye gider o. Ne isim koyayım dedim buna, ne isim ilk lazutları yaptım dedim. Ya herkes bir şey söyle dedim ben yaparım o işi. Lazutlar dedim. Evet. Aslında tabii. Bence süper. Lazutlar dedim ama salkım, saçak koymadım. Lazutlar, bitti. Çok da sevildi o işi. Evet. Yani, sevildi. Herkes... Horonu da güzel onun. Evet. Oynaması yani, da güzel. Yani, Karadeniz'in... Yani şimdi söyleseniz yani oynayacak gibi bir hali var. Ama olduğu yerde başlıyor. Çalacağız biraz. Hadi abi çalın kendi dinleyin o zaman. Çalalım. Ama şimdi ben Nazım Hikmet'e geçmek isterim. Olur abi. Niye? Bak dükkan senin, zevk senin. Sen ne istersen biz oynayacağız yani. Yani Laz İsmail. Laz İsmail. Hop. Tamam mıyız? Gözümü unuttum ama dur görürüm. İlerleyen aydınlığın içindeyim. Ellerim iştahlı, dünya güzel. Ellerim iştahlı, dünya güzel. Gözlerim doyamıyor ağaçlara. Ağaçlar öyle ümitli, öyle yeşil. Ağaçlar öyle ümitli, öyle yeşil. Güneşli bir yol gidiyor dutlukların arkasından. Güneşli bir yol gidiyor dutlukların arkasından. Mahpushane revirinde penceredeyim pencere. Mahpushane revirinde penceredeyim pencere. Duymuyorum ilaçların kokusunu. Duymuyorum ilaçların kokusunu. Yerlerde karanfiller açmış olacak. Açmış olacak. Açmış olacak. Açmış olacak. Bir yerlerde karanfiller açmış olacak. Açmış olacak. Açmış olacak. Açmış olacak. Açmış olacak.
İşte böyle Laz İsmail. İşte böyle Laz İsmail. Mesele esir düşmekte değil. Mesele esir düşmekte değil. Teslim olmamakta bütün mesele. Teslim olmamakta bütün mesele. Teslim olmamakta bütün mesele. Süper müzik. Teşekkürler. Abi bir şey merak ediyorum. Bu müzik kimin müziğidir? Yani kimdir? Bu müzik bu bana Karadeniz müziği dediğimizin. Geleyim oraya da. Gel buraya. Ya şunu merak ediyorum. Bu Rum mudur? Gürcü müdür? Nedir bu? Bunun aslı nedir? Aslında bu benim bestem 7-8'lik tabii. Bu Karadeniz. Karadeniz şey, evet. Bu Karadeniz ama tabii kime ben ayakta dursam yani? Olur mu? Yani? Olur. Kameralar için şey olur mu? Ya oturunca şey yap. Evet, ben de oturmayı severim. Sen ayakta bize ayak kalkarız. Evet ya vallahi ya. Ben de hiç sevmem. Şöyle kokteyl yapalım. Oturmaktan uyuşturduk. Ay çok iyi oldu. Evet ya. Ben de oturmayı hiç sevmem. Şöyle dayanayım. Çok iyi oldu. Şimdi bu Karadeniz müziğinin özelliği sadece o bölgede işte yani nereden başlıyor? Aslında Trabzon ve havalisi Rize'ye doğru sınırlara gittiğiniz zaman toptan Karadeniz dediğimizde tabii içinde çeşitleniyor. Lazların kendi stilleri var. İşte o bölgede ondan sonra şeyin Trabzon'un çok ayrı bir çok, stili vardır evet. Ve özeldir orası. Ben oralıyım ve o ritimlerle büyüdüm, o tempolarla büyüdüm vesaire falan. O yüzden şimdi Nazım Hikmet'in bu şiirinin ismi Laz İsmail olunca 7-8'lik olması lazım gelir diye düşündüm. Benim de işte naçizane yapmaya çalıştım. Bir besteydi bu. Şimdi asıl Karadeniz müziğini yozlaştıran şeylerimiz var, gençlerimiz var. Bilmeden yapıyorlar yani bilerek Karadeniz müziğine... Ne demek yozlaştırmak? Yozlaştırmak şöyle, mesela içine arabesk şeyler katmak, içerikler vesaire. Evet, hem müziğiyle hem şeyiyle, sözleriyle budur. Başka bir şey değildir. Şimdi bu parçaları yaparken arkadaşlarımız burada özen göstermiyorlar. Yani dikkat etmiyorlar. Halk ne istiyorsa, evet. Ne dinlemek istiyorsa onunla uğraşıyorlar, onu yapıyorlar. Ama bir sanatçının görevi tam tersi olmalıdır. Yani halkın istediği ve onun peşinden, onun şeyine takılmamak. Takılmamalıdır sence? Satış değil de üretim takılmamalı. Olmalı. Evet. Takılmamalı, kendi üreteceksin. Ne dedik? İşte beğenir halk. Onlara yeni bir kültür vermeyeceksiniz belki. Peki de vereceksiniz. Yani siz içinizden geleni yapın ve deyin ki ben yani böyle ısmarlama düşünüyorum. Kendi evet. istediğini yap, alan alsın. Ya tabii. O da samimi olsun. Beğeniyi sen geliştir. Tabii olsun, şimdi gelenek diye olsun. Bir şey var. O gelenek buraya kadar gelmiş. Bundan sonraki evet. gelenek nasıl üretilecek, nasıl yapılacak? Evet. Yani her şeyi otantik şeylerden almamız, parçalardan almamız gerekmiyor. Müzikten bahsediyorum ben. Geleceğe bir kültür yaratmak lazım. Doğru. Çünkü geçmişte de öyle yapmışlar. Yani dedi ki Antakya'nın tabii Antakya'nın işte çeşitli kültürlerden evet. kaynaklanan bir sürü güzel yani büyük evet. bir mutfağı var. Müthiş. Müzik de böyle bir şey. O yüzden şimdi gençlerle benim aram iyidir o farklı bir şey tabii. ama şimdi konuşmak tartışmak da istemiyorum. Üzülüyorlar çünkü. Evet. Şey yapıyorlar yani yanlış anlıyorlar. Bak bizi beğenmiyor. Halbuki beğeniyorum. Çok güzel çok güzel müzisyenler var, şarkıcılar var. Onlar ayrı şeyler. Benim söylemek istediğim bu içerikle alakalı evet. bir şey. Mesela bazen de şarkıcılar orada şey söylüyor. İspanyol tarzında, flamenko tarzında parçalar yapıp Karadeniz ağzıyla söylüyorlar. Ve ben şey yaptım diyor Karadeniz müziği. Tamam olabilir. Orada sonra tersi de oluyor. Karadeniz ağzıyla başka evet. türlü şey. Neyse bunlar karışık kuruşuk işler. Sen Türkiye'yi baskı nedeniyle terk etmiş bir adam olarak bugünkü Türkiye ile o gün Türkiye arasında bir fark görüyor musun?
Benim bir lafım var yani biz geçmişte yani geçmişin çocukları derken işte yani gün yüzü görmedik biz. O da doğru. Hakikaten doğru. Gün yüzü görmedik. O da doğru. Göstermediler. Gün yüzü görelim diye çok uğraştık ama onu da beceremedik. Dolayısıyla Türkiye'ye ben döndükten sonra her şey daha mı güzel oldu? Hayır, 12 Eylül dönemi belki de daha şeydi. Daha iyi. Ben yaşamadım o mahpuslarını, bu ülkenin bilmem nesini vesaire falan ama arkadaşlarımız var, anlatıyorlar vesaire falan. Bugünkü bu baskı ve yasaklar ve zulüm diyeceğiz biz ona artık. Geçmişte yaşandı mı? Evet, yaşandı. Solcular yaşadı onu. Evet. Devrimciler, solcular yaşadı. Devrimci diyoruz. Evet. Ama bugün onu... bugün de onlar yaşıyor. Bize onu sunanlar... bir de laiklik diye bir konu var. Onu yok etmeye çalışıyorlar ki neredeyse başarmak üzereler biraz daha. Böyle olursa Türkiye'nin sonu ne olur? Yani, i̇yi olmaz. İyi olmaz. İyi ben olur. Politikacı değilim ama... Güzel olmaz. Yani bu bizi yani bana biraz ızdırap veriyor. Yani üzülüyor insan. Hepimize veriyor. Yani geçmişte hepimize bıraktık veriyor. Kaçtık bu ülkeyi canımızdan olmayalım diye ama bir daha kaçacak halimiz kalmadı artık. Yani nereye gideceğiz? Gidecek yerimiz yok. Aynen öyle.